eleştirebileceğiniz politikaları olabilir. Kritik evrelerde belki birilerine göre yanlış yerde durmuş olabilir, darbe destekçiliği vesaire vesaire. Pek çok şey konuşabilirsiniz ama Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yani ikinci büyük partisi, büyük bir hafıza var, büyük bir kitle var destekleyen ve bu parti giderek kendi kendini imha ediyor. Bu artık Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi haline bile gelebilir. Çünkü bu seçmendeki bu psikoloji öyle bir yere geldi ki Türkiye'yi dibe çekiyor aslında. Öyle değil mi? Nasıl Yani ben görüyorsunuz bu bir katılıyorum sadece siyasi söylediğinize. Yani parti ulusal güvenlik olayı değil? meselesi şöyle de sorun haline gelebiliyor. Bu noktada net inancımı bir kere daha tekrar ederek sözüme başlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alternatif fikirler üreten, artık ana muhalefet kalmadı ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkartacağı adayın en büyük alternatif olduğuna inanmamız gereken bir parti. Ve hiçbir zaman içerisinde de zayıflamaması, sisteme alternatifler üretmesi, sistemi belli bir noktaya taşıması, denetlemesi çok büyük önem taşıyor demokrasiye inanan bizler açısından. Bu noktaya inancım tam olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu sorunsalı aşmak maksadıyla bizzat genel başkanının ağzından çıkan açıklamalar, sosyal bir medyada yapmış olduğu açıklamalar aslında olayın nasıl bir sorunsala dönüştüğünün en güzel göstergesi. Mesela Trump'la ilgili ve Pence'le ilgili yapmış olduğu ve Türkiye'yi destekler gibi gözükmüş olduğu mesajında bile Sayın Kılıçdaroğlu bir ama diyemeksizin bir cümle kuramıyor. İşte Trump ve Pence haksızdır ama bu sorun tek adam yönetiminden kaynaklanmaktadır gibi. Ben çıkmış olduğum programlarda bunu dile getiriyorum. Hatırlayın, 24 Haziran sonrasındaki ilk programda yine hep birlikteydik Vadim Hanım. Net olarak şunu söylemiştik. Kılıçdaroğlu hiçbir şekilde kurultaya gitmemek için sonuna kadar direnecektir ve delege yapısı üzerindeki kontrolünü de sonuna kadar net bir şekilde kullanacaktır diye. Dolayısıyla benim bu noktadan sonra eğer bir tek adamlık eleştirisi yapılacaksa, girdiği her seçimden muzaffer olarak çıkmış, en son seçimde de net bir şekilde %52,5 oy almış Cumhurbaşkanı değil, 9 seçim kaybetmiş olan partinin başından da gitmemek için her türden ayak oyunu ve manipülasyona tamam diyen bir genel başkan var. Dolayısıyla